Herkese merhabalar, ben iç mimar Alp Usuduran. Bugün sizlere yeni evimi ev turu olarak gezdireceğim. Aynı zamanda da gelecekteki planlarımdan bahsedeceğim. Hazırsanız videoya başlayalım. Önce sizlere bu evde neler yapacağımı ve gelecek planlarından bahsetmek istiyorum. Kanalı takip edenler, uzun zamandır takip edenlerin bildiği gibi Etiler'de bir iç mimarlık ofisim vardı. Burayı uzun zamandır daha yeni bir binaya taşımak istiyordum. Oranın içerisini biz yenilemiştik ama yine de eski bir binada olduğu için hem deprem gerçeği nedeniyle hem de altyapısal bazı sorunları olduğu için ve eski bina olduğu için orayı daha yeni bir binaya taşıma gibi bir düşüncem vardı. Ve yılbaşında oradan çıktık. Onun hikayesi de gerçekten farklı bir hikaye. Onun hikayesinde bu eve taşındıktan sonra çekeceğim videoda sizlere anlatacağım. Ofisi nasıl tuttuk, nasıl yaptık? Oradaki bütün ofisi, bütün mobilyaları içinde olarak, printer, televizyon, her şey içinde olarak bir kişiye mobilyaları devrettik. Ve o şekilde kullanmak istediler, o şekilde talep ettiler bizden. Biz de aslında bir proje yapmış olduk onlara gibi bir şey oldu. Burada ise şu anda hiç mobilya yok. Sadece gördüğünüz bu ve şu katlanır sandalyeler var bu evde. O yüzden bu evi sıfırdan sizlerle beraber yapacağız. Bana çok fazla bekar evi, 1+1, 2+1 ev dekorasyonu soruları geliyor. İşte nereden alabilirim, ne alabilirim şeklinde. Bu evi sizlerle beraber hem kendi yaptıracağımız mobilyalarla hem de IKEA'dan ve hazır yerlerden alacağımız mobilyalarla beraber döşeyeceğiz. Ve bu süreci ayrı bir seri olarak kanala çekmeyi planlıyorum. Sizle beraber bütün aldığım yerleri çekeceğim videoya ve bütün süreçleri sizlere aktaracağım. O yüzden eğer bu süreci merak ediyorsanız ve siz de yeni bir eve taşınma sürecindeyseniz veya yeni bir eve taşınacaksanız kanalı aşağıdan takip ederek bu süreçlere hakim olabilirsiniz. Şimdi beraber evi gezmeye başlayalım. Şimdi ilk olarak eve girdiğimizde direkt bir giriş kapısından girdiğimizde karşıda bizi bir mutfak karşılıyor ve bu tarafta ise salon var. Salonu size göstermek istiyorum. Şimdi salona doğru girelim. Bu evin salonu gerçekten salonu çok beğendim. Çünkü tarz büyük bir cam ve burada da büyük bir cam var. İki tane büyük cam olması gerçekten çok hoşuma gitti. Evin bu tarafında manzaramız çok güzel değil. Birkaç tane komşu binayı görüyoruz ve bu aralardan denizi görüyor. Ama evin bu tarafında ise bir açıklık var ve yeşil bir sokağa bakıyor. Burayı oldukça sevdim. O yüzden evin aslında bu camının önünü açık bırakmaya karar verdim. Burada televizyon koymak için şurada yerler vardı. Zaten artık Dijitürk veya vesaire böyle kablo TV gibi şeyler kullanmadığımız için zaten Netflix gelecek, işte YouTube izleniyor. Bunların hepsini internetten izleyebildiğimiz için aslında bir tane priz olması yeterli televizyon için. Yine burada bir priz alanı vardı. Ama zaten televizyon için düşünülen yerler bizim işimizi karşılayan yerlerdi. Ben bu salonda gerçekten böyle büyük, ferah ve boşluklu bir alan yaratmak istiyorum. Ve projelerimde genel olarak hep renkli şeyler, gri tonları veya rengarenk projeler yapıyorum. Burada ise biraz daha farklı olarak kendi evim olduğu için, aynı zamanda kendi çalışma alanımız olduğu için burayı böyle bembeyaz bir ev yapmak istedim. Çünkü projelerde çok fazla renge giriyoruz, çok fazla detay düşünüyoruz. Bunları düşündüğümüz yerde ise böyle hiç detay olmayan, çok sade, ferah bir alan olmasını ben istedim. Şimdi size genel olarak burada neler planladığımdan bahsedeyim ve diğer odalara geçelim. Şimdi şu alan, buradan salondan giriş yaptığınız zaman hemen karşınıza gelen alan. Ve ben bu alanı bu tarz bir L koltukla konumlandırarak hemen girdiğiniz zaman böyle şurada ferah bir alan olsun istiyorum. Orada ise direkt şu arkada da çok iyi bir görüntü olmadığı için koltuk burayı kapatsın istedim. Aynı zamanda şuraya yapacağım store'la da bu alan böyle tamamen bir koltuk alanı dönüşsün istedim. Evin bu görüntüsü güzel olduğu için burayı özellikle ferah bırakıp koltuğu burada kullandım.
yapacağım. İşte çeşitli halılar vesaire, o tarz şeyler zaten gelecek. Televizyonu ise hemen B koltuğun karşısında olan burada konumlandıracağım. Burada konumlanmasıyla da hem şurayı ferah bırakacağız. İşte geldiğiniz zaman arkadaşlarınızla oturabileceğimiz, bu camı açıp böyle balkon olarak kullanabileceğimiz bir yer olmuş olacak. Şu duvara ise çalışanların, stajyerlerin vesaire çalışacağı bir çalışma alanı olarak düşünüyorum. Ve üstünde de böyle tablolar yapacağım vesaire. Şurası tam bir çalışma alanı olacak bu şekilde. Müşterimiz geldiği zaman burada oturup beraber projeleri değerlendirebiliriz. Aynı zamanda buradan televizyondan da projelere bakabiliriz diye düşünüyorum. Bu ofis yeni bir aslında bir konsept olacak. Tamamen ev konforunda bir mimarlık ofisi, aynı zamanda ev olarak kullanılan bir alan olmuş olacak. İlk başta bunu düşünüyordum, acaba kurumsallıkla ilgili hani problem yaşar mıyım diye. Ama bence artık sürecin buraya doğru gideceğini düşünüyorum. O yüzden bu tarz sıcak mekanlar, biz zaten butik projeler yaptığımız için bence güzel olacak. Şimdi diğer odalara doğru geçiş yapalım. Evin girişi dediğim gibi burası. Bütün koridor beyaz boyandı. Dediğim gibi bütün evi beyaz boyattım. Burada hemen bir mutfak alanı var. Küçük bir mutfağımız var. Mutfak da tamamen açık renkler. Burada bir buzdolabı gelecek. Şu anlık temizlik yapıldı. Bu tarz şeyler var. Üstünde yine dolapları var vesaire. Şuraya böyle kahveler için bir stand yapmayı düşünüyorum. Çalışanlar kahvelerini gelip buradan alabilirler vesaire. Şu altına da raf yapıp hem şu damacanı suyu koyacağım altına, hem de kahve malzemeleri vesaire onları koyabiliriz. Zaten ofiste de bizim mutfağımız çok küçüktü. O yüzden küçük mutfağa alışkınım. Burada da bu mutfak fazlasıyla yetecektir. Zaten hem yaşam, ev yaşamımda çok fazla yemek yapamıyorum. Çünkü çok fazla vaktim olmuyor. Daha çok kahve, işte ızgara bir şeyler yapmak için kullanıyorum. Ofiste bulaşık makinesi yoktu, fırın yoktu. Burada onların olması bayağı konfor katacak aslında. Hem yaşarken hem de çalışırken. Şimdi diğer odalara geçelim. Şimdi ikinci odaya geçtiğimizde bu oda beni en çok heyecanlandıran odalardan bir tanesi. Bütün evin bu arada çok büyük camları var. Bu gerçekten benim evi çok sevmemi sağladı. Burada böyle ikili bir cam var. Bu balkon şeklinde açılabiliyor. Yani şu buraya açılıyor, şu buraya açılıyor. Hatta şu da açılıyor. Bu böyle katlanıyor şeklinde. Onu gösteririm size bir ara. Oldukça güzel bir sistem. Ben bu odayı tamamen çalışma odası yapmak istiyorum kendime. Özellikle son dönemlerde YouTube'da vesaire bu workspace üzerine farklı tasarımlar görüyorum. Benim bir önceki ofisimde bir yönetici odası gibi bir alan vardı ve burada bir masa vardı ortada. Önünde misafir koltukları vesaire vardı. Ama bu alan hem dışarı baktığı için, bizim giriş katıydı, önünden çok insan geçiyordu, hem de kapının hemen yanında olduğu için biraz dikkatim dağılıyordu açıkçası. Biz İşimiz gereği çok uzun saatler çalışıyoruz. Ben özellikle çalışma saatim yok yani. Sabah 9'da başlıyorum. Akşam 12'ye 1'e kadar çalıştığım oluyor. Diğer yerde de öyleydi zaten. Kendime kalabileceğim bir yer yapmıştım. Yoğun çalıştığım saatlerde o odada o gün kalabiliyordum. Haftanın 2-3 günü zaten ofiste kalıyordum. Burada bu tarz böyle bir oda olması aslında daha verimli çalışmamı sağlayacak. Planım şu şekilde. Şuraya bir masa yapmayı düşünüyorum. İki bilgisayarın yer alacağı, işte ses sistemi vesaire, dosyaların vesaire olacağı, altında kesonların olacağı bir çalışma alanı yapacağım. Oraya da yine bir dosya dolabı ve arkaya tablolar yapmayı düşünüyorum. Yine bitkiler yapmayı düşünüyorum. Burası yani oldukça böyle rahat çalışılan, dingin, yine bembeyaz boyattım. Beyaz mobilyaların hakim olduğu rahat bir alan olacak. Burayı tamamen IKEA'dan yapacağım ve aslında bir günde hemen seçmiş olacağım ve kendim kuracağım. Bunun da videosunu sizlerle paylaşacağım ayrıca. Şimdi yatak odasına doğru geçelim. Yatak odasına girdiğimizde de yine çok büyük bir cam alanı var burada. Bu da aynı şekilde balkon şeklinde, yani şu ikisi şuraya katlanıyor, şu ikisi buraya katlanıyor, burası komple açık oluyor. Gerçekten güzel sistemler. Buranın böyle dışarıya boşluğa bakması çok hoşuma gitti. Buraya da çok sade bir yatak odası yapacağım. Şuraya yatak gelecek. Direkt şuradan kalktığınız zaman dışarıya bakmak güzel olur diye düşünüyorum. Böyle bir alanımız var. Tam dolap için düşünülmüş. Ama gitmişler şuraya radyatör koymuşlar. Ama yapacak bir şey yok. Oraya dolap yapacağım. Ve orayı dolap alanı olarak kullanmayı planlıyorum. Burada da böyle bir girinti var. Hemen yatağı şurada olacak. Hemen yatağın ayak ucunda. Oraya da çekmeceli bir ürün alacağım. Burayı da komple IKEA'dan almayı düşünüyorum. Dolap zaten var. Yatağımız da zaten var. Buraya çok fazla maliyet harcamayıp daha çok salona ve çalışma odasına teknolojik olarak işte çok iyi bir televizyon, çok iyi bir büyük bir ekran alacağım vesaire.
Bu tarz yatırımlar yapmayı düşünüyorum. Zaten ofisin bilgisayarları vesaire vardı. Televizyon da vardı. Ama onları ofisi devrederken karşı firma bizden talep ettiği için onların da hemen start vermeleri gerekiyordu. Onları onlara devrettik gibi oldu. O yüzden de bize de hem yeni ürün alacak bir bütçe oluşmuş oldu. Böylece her şeyi sıfırlamış olacağız. Bayağı keyifli bir durum açıkçası. O yüzden de her şeyi sıfır alacağım. Ve bunlara daha çok bütçe ayırmayı düşünüyorum. Buraya da iki tane Kia'dan Comedin alacağım. Bir tane şuraya dediğim gibi çekmeceli Kia'dan ürün alacağım. Hazır olan yatağa koyacağım ve burada elimde olan dolabı kullanmayı planlıyorum. Şimdi bir de banyoya bakalım. Evet, böylece bu seriye bir giriş yapmış olduk. Evi beraber farklı ve ekonomik şekilde dekore edeceğimiz için sizin için de farklı dekorasyon fikirleri ve dekorasyon önerileri bulacağını düşünüyorum. Alacağım şeylerle ilgili çok acele etmek istemiyorum. Gidip hepsini tak 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 seçip almayacağım. Çünkü projelerde genelde böyle oluyor. Projeyi önceden her şeyi bildirmemiz gerekiyor ve işte 1,5 ay içerisinde, 1 ay içerisinde o evi bitirmemiz gerekiyor. Hem elimde şu an projeler olduğu için hem de kendi evimde bu kadar acele etmek istemediğim için daha böyle içinde yaşarken yavaş yavaş her şeyi alacağım bir süreç olacak. O yüzden videolar böyle her ay bir tane şeklinde gelebilir. Biraz da evin mevkiinden bahsedeyim, konumdan bahsedeyim. Bu ev Bağdat Caddesi'nde, Suadiye, Şaşkın Bakkal bölgesinde. Ben yaklaşık 2 senedir Etiler'de ofisim vardı ve zaman zaman kaldığım için aslında o tarafta yaşıyordum. Yeni bir bina istiyordum. Etiler'de çok fazla yeni bina yok. Özellikle bu mahalle hayatı, işte aşağıdan git kahveni al, şurada git bir şeyler ye, şuradan eksikleri al gibi bir hayat sürmek istediğim için burayı seçmiş oldum. Siz de dediğim gibi bu seriyi takip etmek isterseniz kanala aşağıdan abone olabilirsiniz. Aynı zamanda da sorularınızı aşağıdan bana yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sizlere bir video çekmiş oluyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Herkese merhabalar, ben iç mimar Alp Usluduran. Bugün sizlere yeni evimi ev tur olarak gezdireceğim. Hazırsanız başlayalım.